Merhabalar arkadaşlar. Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güneşli bir Kayseri'den hepinize sevgiler yolluyorum. Uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Ve bugün sizlere yapraktan sukulent üretimini nasıl yapıyorum, nasıl toprak kullanıyorum onu anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Bakın bunlar benim ilkbaharda yatırdığım yapraklar. Köye götürmüştüm. Annem ve babam çok güzel bir şekilde bakmışlar yine. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir manzara var. Evet, şimdi nasıl yapıyorum? Hemen şöyle kameramı biraz uzaklaştırıp anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, şu şekilde gayet iyiyiz galiba. Öncelikle bir saksıya ihtiyacımız var. Ben genelde sukulent üretiminde, yapraktan üretiminde geniş saksıları tercih ediyorum. Bakın bu balık kasası çok güzel bir şekilde yayılmışlar. Veya saksıya yapacaksam bu şekilde battal saksıları tercih ediyorum. Toprağımı anlatmak istiyorum. Toprak videom var kanalımda. İzleyebilirsiniz ama yine de bir ufak şöyle bir geçiş yapmak istiyorum. Benim olmazsa olmazım kokopit arkadaşlar. Sıkıştırılmış Hindistan cevizi torfu. Yapı marketlerden, İnternetten, benden her şekilde temin edebilirsiniz. Ana malzemem kokopit. Daha sonra içine biraz vermikült katıyorum. Biraz pomza katıyorum ve biraz perlit katıyorum arkadaşlar. Evet, kokopit, pomza ve vermikülütten oluşan toprakta üretimimi yapıyorum. Normal sukulent dikiminde içine bahçe toprağı vesaire vesaire katıyorum ama bebeklerde sadece bu dörtlüyü kullanıyorum. Evet, hemen saksımın içine toprağımı dolduracağım. Eğer saksınız derinse alt kısmına böyle büyük saksılarda çakıl, lav taşı, köpük, mangal kömürü vesaire koyabilirsiniz. Ben şu anda hiçbiri yok elimde. Direkt toprak malzememi dolduracağım arkadaşlar. Çekim yapamıyorum, yapmıyorum. Daha doğrusu bilmiyorum. Gerçekten bir isteksizlik var bu kanalla alakalı içimde. Büyütmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum ya. Canım istemiyor biraz da. Diğer paraya açılmış kanalı satınca, bunu da yeni açınca ne bileyim üşeniyorum. Video çekmek zor geliyor bana. Bazen iki kelimeyi bir araya getiremediğim oluyor. Ne bileyim, pek sevmiyorum arkadaşlar işin gerçeği. Aslında başına da geçmişken büyütmek de istiyorum. Ama dur bakalım ne yapacağız, gerçekten bilmiyorum. Desteklerinize ihtiyacım var. İzleyerek, abone olarak, beğeni yaparak destek verebilirsiniz bana. Evet, bu şekilde toprağımı saksıma dolduruyorum. Şimdi saksımı bir kenara çekiyorum. Toprağımı da buradan kaldırıyorum. Şimdi asıl önemli konuya geçmek istiyorum. Evet, yaprakları nasıl koparacağız ve hangi türlerde daha güzel verim alırız onu göstermeye çalışacağım. Şimdi aslına bakarsak çok fazla bir arkadaşlar çok inanmıyorlar bana ama bu yaz ne oldu bilmiyorum gerçekten. Dış yalıtım, apartman dış yalıtımından dolayı, havaların çok sıcak olmasından dolayı mıdır nedir bilmiyorum. Ben birçok sukulentimi kaybettim. Yani benim şu anda yapraklarını koparıp size gösterebileceğim gerçekten adam akıllı bir sukulentim yok. Yalan söylediğimi zannediyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. Birçok saksım boş durumda şu anda. Kaybettim yani işin gerçeği. Şöyle bir küçük saksı aldım ve size bundan anlatmaya çalışacağım ben. Öncelikle üretim yaparken arkadaşlar biraz kolay türlerden başlarsanız çok iyi olur. Bunlar nedir diye soracak olursanız grafto türleri. Ya yani bir grafto bronze olabilir. Bir grafto Francesca baldi olabilir. Bir grafto petalum paraguayense olabilir. Yani bu tür kolay üretilebilen
graptolardan başlarsanız daha güzel verim alabileceğinizi düşünüyorum. Nasıl yapacağız? Bakın bu yeni dikmiştim, söküldü zaten. Şimdi şu şekilde yaprağı tutup böyle bir sağa bir sola, bu graptolar zaten yapraklarını kolayca koparacaktır, yani size zorluk çıkartmayacaktır. Bazı ekveriyalar çok zorluk çıkarıyor. Bakın hemen şurada şunu göstermek istiyorum. Bakın bu bir ekveriya yaprağı. Ya bundan üretim yapmak çok da kolay bir şey değil yani. Onun için mutlaka eğer ilk başlıyorsanız bu işe graptolardan başlamanızı, edindiğiniz türün ismini araştırarak graptolardan başlamanızı öneriyorum. Şu şekilde bir sağa bir sola döndürerek sukulentlerinizin yaprağını koparıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burasının sağlıklı olması gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde koparmanız gerekiyor. Yani burası kırıldığında, bu uç kısmı kırıldığında çok da verim alabileceğinizi düşünmüyorum. Evet, bu bronzeden biraz daha koparayım ben. Evet. Bunu sonra ben yine dikeceğim. Sonra Francesca Baldi gözüküyoruz değil mi? Görüş alanımız güzel arkadaşlar. Şu şekilde altlardan, yapraklarından, dediğim gibi graptolar yapraklarını koparmanızda size zorluk çıkartmayacaktır. Evet, bu şekilde alt yapraklarını kopararak üretimi alabilirsiniz. Evet. Francesca Baldi'mizi bayağı bir kel horoza dönderdik. Evet, biraz da bu graptomuzdan alalım. Paraguayense dedim ama buna bu hayalet grapto da diyebiliyorlar. Biraz Paraguayense'den farklı bir grapto. Bu da yine gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yaprağını ufacık oynatmanızla sağlıklı bir şekilde koparabiliyorsunuz. Evet. Bu graptodan da aldık. Şurada bir grapto agialus dediğimiz bir graptomuz var. Ondan da kopartmak istiyorum. Çok sevdiğim bir grapto bu da, çünkü yayılan deniliyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi hiçbir zorluk çıkartmıyorlar. Biraz ekveriyaların yapraklarını koparırken zorlanabilirsiniz. Ama bu graptolarda kolayca yapraklarını alabiliyoruz. Evet. Bu kadar yeterli. Hemen bu saksımı kenara çekmek istiyorum. Evet. Şu şekilde yapraklarımı kenara çekeyim. Saksımı, toprakla dolu saksımı kameramın görüş alanına getireyim. Evet. Bu şekilde hazır saksımız, toprağımız, yapraklarımızı da kopardık. Eğer vaktiniz varsa güzel bir şekilde tek tek de dizebilirsiniz. Veya çok yaprağınız varsa bu şekilde kaldırıp da alelade atabilirsiniz de. Bir şey göstermek istiyorum. Bir püf noktası göstermek istiyorum. Genellikle tercihen, bakın burada kambur kısmı var ya, gözüküyor değil mi? Evet. Bu kambur kısımlarının alta, çukur kısımlarının üste gelmesine ben özen gösteriyorum. Siz de gösterebilirsiniz. Bu kambur kısımlarını her zaman için alt kısma gelmesini sağlıyorum ben. Evet. Bu sene çok kayıplarımız yaşadık. Ben ve birçok arkadaşım da gerçekten birçok kayıplarımız oldu. Biraz morallerimiz bozuldu. Virüs zaten psikolojik olarak gerçekten bizi artık çok yordu, işin gerçeği. Morallerimizi alt üst etti. Maalesef çember daralıyor arkadaşlar. Kayseri'de çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Eskiden virüsün ilk çıktığında sadece haberlerden dinliyorduk. Ama şimdi bütün akrabalarımızda,
Çevremizde karantinaya alındı diye duyuyoruz. İster istemez morallerimizi etkiliyor yani. Pozitif olmaya çalışıyoruz ama tedirginiz arkadaşlar. Gerçekten çok tedirginiz. Lütfen maskelerinizi takmaya özen gösterin. Maskesiz dışarı çıkmayın. Okullar da açıldı. Çocuklar okula başladı. Efecim birinci sınıfa başladı. Haftada 2 gün ikişerli gruplar halinde okula gidiyor. Bu aralar Ela, Lale, El, Ele bu şekilde devam ediyoruz. Çok zor birinci sınıf annesi olmak gerçekten. Evet, bu şekilde yapraklarımızı diziyoruz. Ve bu kadar. Çok fazla güneş almayan bir yere koyarsanız iyi olur. Işık alsın ama çok fazla yakıcı güneşte olmasın. Sulama işini de göstermek istiyorum. Mutlaka burada bir püf noktası var. Fıs fıs kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Sularken yaprak sukulentleri sularken fıs fıs kesinlikle kullanmıyorsunuz. Toprağın kuruduğunda ben direkt suluyorum. Hani şu anda sulamama gerek yok ama size göstermek için hemen bir sulama göstermek istiyorum. Şimdi her kadının yoğurt çalışı farklı olur derler ya. Mesela bazı arkadaşlarımız hani bitkinin kendi içinde öz suyu var. Hiç sulamama gerek yok. Bebek verene kadar ben sulamıyorum diyor ama benim öyle bir şeyim yok. Ben bunu 2-3 gün sonra toprağımız nem olayı bittikten sonra suluyorum. O tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Fıs fıs kullanmıyoruz ve bu şekilde bakın normal suyumuzla bu şekilde suluyorum ben. Yani benim bu kasada balık kasasında gördüğünüz sukulentlerim de aynen bu şekilde annem babam pet şişelere koydukları sularla böyle gözüküyor mu? Evet, bakın böyle direkt ya alelade sulama yapılarak büyütüldü bu sukulentlerim. Fıs fısı kendisi kesinlikle önermiyorum. Bu kadar bebekler vermeye başlayacaktır bir süre sonra. Şu anda yakınlarda böyle bebek vermiş bir sukulentim var mı? Hemen kapatmadan önce göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde bir süre sonra sukulent bebeğiniz, sukulent yaprağınız bebek verecektir diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Eğer izlerseniz çok memnun olurum. Bana sosyal medya hesaplarımdan iletişime geçebilirsiniz. Facebook adresim Leyla Gürsoy. Instagram adresim Sukuley. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.